Arkadaşlar tekrar merhabalar. Diyarbakır tablo çalışmalarım da bitti. Yine burada görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. 6 koşulu bir program var Diyarbakır'ın. Cumartesi günleri özel Diyarbakır atçılarına kazan sağlamak için konulmuş programlardan biri. Yine 6 koşuda 1. koşu handikap 16, handikap 3, şartı uyan safkan, direkt 10'la 10 safkan tekrar kazanır. Tek dahi olabilir. Bu atı mutlaka kuponlarınıza yazmanızı tavsiye ederim. Yine 4 yaşlı safkanlar var. Bunlar 9, 8 ve grubun kaliteli atları. Genelde ikincilikte kalsalar da 3 ve 6 nolu safkanlar. Özellikle 6 burada sürpriz potansiyelini çok daha iyi barındırıyor. 3, 6 diğer atlardan, yani bu saydığım diğer atlardan Ekürüler, King Leonidas 2 yarıştır kazanan, tercih etmenizi tavsiye ederim. Ama benim burada kazanmasını beklediğim safkan 10 nolu safkan Apprentice ile son yarışını tekrarlarsa çok şanslı koşuyor. Geçtiği grup çok iyi bir gruptu. Asabi grubunu geçtiği için bu grupta geçmesi gerekir. Asabi bu grubun üstünde bir safkandı. İkinci koşu şartlı 2 dişi. Bir tane mailin çıkan safkan var. 1 şartlı 2'de AGFA olan 5'i geçti. Bugün rövanşa çıkıyorlar. 1-5-5-1. Bu kadar. 4-3 gibi atlar, maiden atları. Bunlar çıkmak isteyecekler. Sonra da biri geçecekler. Öyle ganyan olurlar. Herhangi bir at. Bundan, bu ikisinden sonra herhangi bir at derim. Tabi 4-3 başta olmak üzere. Tuttuğunuz at varsa eklemenizi öneririm. 5-1-1-5. Burası aktaracağım iki at. Üçüncü koşu şartlı 2-3 yaşlı İngilizlerde geçen haftanın sinyal atı 7 Bay Zeki. Şimdi bu kez sinyale düşmedi, favori çıkıyor. Bay Zeki kayba gitmezlerse bu atla kazanırlar. Bu da tek olur. Takılırsa AGF'ye 6 meydanın evine takılır. Bu kaliteli safkana. 5'te start problemi falan var. Belirtilen sürpriz tabi bunlar. 5, 6'dan sonra. Ancak Bay Zeki son yarışını tekrarlasın. Bu grubu geçer, tek olur. Sinyal atı da AGF olmuş oluyor. Çok da severim böyle atları. Dördüncü koşu şartlı 4. 1 dönüp dönüp bu grubu geçiyor. Kilo fark etmeksizin. Gene bir aynı yarışını tekrarlarsa yine geçeriz. Bu bir numaralı safkan da kazanabilir. Tek bile olabilir. Takılırsa şartın kilosunda 8'i görebildim arkadaşlar rakip olarak. Dehibe Hanım 8 numaralı safkan sürpriz yapar biri geçerse. İhtimali var yazmak isteyen arkadaşlara. Kaisbertler. Ozgan'ı geçen hafta anlattım. Ozgan vakası vardı bende. Tek önerdiğim gün. 400'ü dönemedi. Yazmışlar gene. Yutan Girdap öyle. 5, 6. Kaisbertler 4. Yani Iskartya'ya düşen Kaisbertler buradalar. Tuttuğunuz at varsa ekleyebilirsiniz. Sonuçta Arap grubudur. Bir yarış yapmaz Ferit'le. Çok kazandım diye gitmezler yarışa. Diğer atlardan biri kazanacaktır. O zaman da herhangi bir at kazanır. O da ben öncelikle 8'i öneririm. Hani birin yerine 8 geçer. Yoksa herhangi bir at arkadaşlar. 5. koşu şartlı 3 dişi 7 nolu safkan AGF doğru kazanır. Rakip 1 Alsima, o da doğru. Mesafe ters 1 nolu safkan ama kısa mesafede de başarı yarışları var. Grubun en kaliteli atı. Yazılması gerekir 1 nolu safkan. 4 şartlı da 7'yi geçmiştir. Sürprizini yapar. Yazılması gerekir. 2 handikap durumunda Kolada. Bunlar sırasıyla yazılamayacak safkanlar. Yarış dişi yarışı. Yani çok ön planda çıkmıyorlar. 5-3-6 gibi Ankara'dan gelmiş 6. Atlardan da tercih edebilirsiniz. Burada da olmazlar olur. Bakarsınız bu AGF'lerin hiçbiri gitmez. Kalır. Elde kalır. 5-3-6'dan bir at gelir. Kimse de olmaz. Yani benim normalde önerebileceğim safkanlar değiller. Ancak ihtimalleri de az da olsa var. Normal bitecekse de yani 7 kazanır. Tabii ki kazanır. 7. Rakip 1, sürprizi 4.
6. son koşu şartlı 19. 2 yaşlı İngilizlerde. Bir vardı kazanç sağlamış Safkan. 2 yarıştır birini Adana'ya götürmüşler. Burada bir yarış gösterdiler tekrar. Bir yok yarışta. O yarışta ikinci olan 8. Bunlar da geçebilecek durumda olan 4'ü gördüm. HGF favori doğru. Çıkmak isterlerse bu şartlı 19 meydanından 4 ile çıkabilirler. Ola ki misli kupon yapan arkadaşlara tek olarak da 4'ü öneririm. Bir rakip 8 sürpriz şeklinde geliyor. Yani diğer atlara ekürüler falan diğer atlardan inandığınız varsa eklemeyi size bırakırım. Diyarbakır görebildiklerim, sizlere aktarabileceklerim bunlar. Gerisi artık sahada biraz da şansa kalıyor. Umarım kurgular başarılı olur. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.